Sokrates stüdyoya Londra merkez'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Maalesef bugün aramızda Erman Yaşar var. O evet, ne aslında. demek lan manyak mısın sen? Hayır, bağlayacaksın ya, bağlayacaktım. Ya bağlayacaktım ama kestim. Hadi bakayım nasıl bağlayacaksın? Maalesef bugün aramızda Erman Yaşar var. Aslında O ne demek lan manyak mısın sen? Bağlayacaktım ama. Bağlayacaksın ama olabilir. yani iki çok kötü hissediyorum kendimi. Neyse bir daha deneyelim. Maalesef... O taraf bana doğru bak. Evet öyle bak. Maalesef bugün aramızda Erman Yaşar var. Aslında Erman Yaşar'ın bugün e, bavul yapıyor ve heyecanlı bir şekilde bu akşam hani evden çıkıp havaalanına gitmeye ya hazırlanıyor. Bu nasıl bir bağlama lan? Bu nasıl bir bağlama? Olmadı mı? Maalesef bugün aramızda Erman ulan yine aranızda olacaktım. Böyle bağlama Belki de olmazdı ama mutlu işte. olacaktın. Ama Çok daha kötü mutlu olacaktım. Çünkü bu pis adam buraya 8 tane klima koydurdum dedi. Şuraya bak ya. Şuraya bak parça olduk şuraya bak ya. Klima koydurduk Adam ama... Adam da... Klima koydurduk ama yeni ışık, biraz daha ışık bastı. Beş on tane İngiliz'i ayırıyorum. <laughs> Kim bunlar? Hangileri? Mesela Hugh <laughs> Emma Watson. Graham neydi adı? Beckham. İngiliz değil miydi o? Alexina Graham. Beckham. David Beckham. O zaten artık... Pink Floyd üyeleri. ABD'de yaşıyor. ABD'de yaşıyor. Ee, başka... Kraliçe? Iron Maiden. Kraliçe direkt Erman'ın hedefinde. Manyak mısın lan ne kraliçesi? Iron Maiden. 3-5 tane daha. Şimdi... McManaman. Yok. Shearer. O, onu ayırmıyorum. Onu da ayırmıyorum. Lineker. Onu da ayırmıyorum. Tamam. Ee, ben bugün Türkiye'de Premier Lig'in nabzını tutan ve bu ligin halkımıza ulaşmasında bir aracı görevi üstlenen Erman Yaşar'a Vize vermediler ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi kardeş? Siz kimsiniz? Neymiş efendim? Sen buraya gelirsin, yerleşirsin. Ya ben size niye yerleşeyim kardeşim? Ben zaten bu ülkede zirveye çıkmışım. Halkımla bir bütün olmuşum. Ben ne yapacağım senin Londra'nda? Üç gün gelirim, takılırım, maçımı anlatırım, dönerim. Bu nasıl bir yaklaşım? Hiç anlamadım. Kraliçeye de, tüm İngiliz muhiplerine de ve... E... Bundan sonra da bir mesafen olur mu İngilizlere? Olur. Mesela bundan sonraki Premier Lig anlatışlarım, dikkatli seyredilsin. Hiç... Hiç o Eskerman Yaşar olmaz artık. Bir mesafem olacak bu lige zaten. ilk 3 dakikayı anlatmama gibi bir şey olur mu? ikincinin arasında 22 puan fark var. Sizin oynatacağınız lige de atlayayım. Ee, gerçekten sinirliyim. Neden seni kabul etmemiş olabilirler? Bilmiyorum. Şimdi red yedin diye... çünkü. Evet, red yedim. Şu olabilir diye düşündüm yani. Kafamda birtakım şeyler. Tabi ee, tabii şimdi orada ben anlatım yerinde Emre Özcan'la oturacağım. Yanımızda çeşitli kuruluşlardan şeyler var. Bu seviyeyi gördükten sonra orada çok ciddi bir İngilizlerin ulan biz futbolu bulduk. Futbolu bulduktan sonra haliyle futbol spikerliğini de muhtemelen biz bulduk. Ama Teknik olarak öyle olmuş e, Türkler bizim yıllar önce icat ettiğimiz bu olayda hangi seviyeye gelmiş? Türkler Biz, demezler. Seni birey olarak alırlar. Yani önce de Erman Yaşar, nereye gelmişler? Ya da işte e, o yüzden muhtemelen bir aşağılık kompleksi sezdim ben burada. Kendileri bilir kardeşim. Biz de of anlatırız. Yani o maçı anlatamayacağım off tabi tabii de. Çünkü oradan anlatılacak. Başka maç anlatırız. E, Bunu bir şey olarak görüyor musun? E, ev arkadaşının vize alması ama senin alamamanı daha da böyle senin canını atacak şekilde yani komple olarak şey Şey dedim mi olarak? mesela yani kardeşim aynı evde yaşıyoruz. Evet. O gidiyor ben gitmiyorum. Evet. Böyle bir hani kontrayla... Ha, yerleşecekse o da yerleşir. Ha, yani. Belki işte ikimiz de aynı evde yaşadığımız için ulan bunların ikisine birden vermeyelim. Kediye kim bakacak ha, falan. Ha, yok şey, şey gibi oldu. kraliyet ailesinde aynı uçağa binmiyorlar ya şimdi He. sizin de aynı uçakla giderseniz hani ikinize de birden risk. Coca-Cola'nın formülü gibi. Evet. Emre benim uçtuğum uçak düşse premierlik biter. Belki evet. de İngilizler böyle düşündü. Şu ben... an biraz daha azaldı mı nefretin? Yani evet. Şu an biraz bir teselli oldu bu bana. Ee, şeyle devam edelim mi? zirvede olan, insanlığa katkısı olan bir çocuğa dönüşebilir. Atakan yani. da ileride Bunu yapın yani. Atakan da ileride vize yiyebilir. Doğru eğitilir. O ben 11 10, 10 Eylül'den sonra kaybıdır. Ben 11 Eylül 2000'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne girip bir yıl kalmış adamım. Bu İngiltere'nin utancıdır. İngiltere'nin benim değil. Biz 11 Eylül'den sonra Müslüman kimliğimizle gittik. Böyle de sakalım vardı. Baktılar falan, geç dediler. Biz o dönemlerde girdik Amerika'ya. Brexit'in İngiltere bu işte. Şimdi bu Brexit falan yaptılar ya. Onlar bize ya, kuyruğunda bekliyorlar sonra, şu anda. Avrupa Birliği'nin de bundan sonra en büyük savunucusuyum. Avrupa Birliği, sen ne güzel şeysin. İngilizleri de attık. Bundan sonra yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden de atalım mı İngilizleri? Zaten Liverpool'u sıkıntıya soktular. Tottenham zaten e, şimdiden sıkıntıya girdi. City zaten bir genel Bayern bir Chelsea'yi tokatlayabiliriz. City inşallah reelimiz sıkıntıya sokacak. Efendim? Bayern Chelsea. Bayern